Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Eric Berne tarafından geliştirilen ve daha çok iletişim becerileri kazandırılması odaklı olan bir eğitim süreci olan transaksiyonel analizin doğasına bakacağız. Evet, öncelikle Eric Berne hakkında biraz da bilgi vereyim arkadaşlar. Eric Berne daha çok psikanaliz ekolden etkilenmesine rağmen geliştirmiş olduğu transaksiyonel analiz odağı daha çok iletişim becerilerinin kazandırılması ve insana bir eğitim süreci verilmesi odaklı bir yaklaşımdır. Şimdi Eric Berne'nin insanın doğasına bakışı nasıl? Bunları konuşalım sizlerle arkadaşlar. Evet, ilk olarak bireyin diğer bireylerle kurmuş olduğu iletişim üzerine duracaktır Eric Berne. Bakın, ben sosyal bir varlığım, bir yaşantım var ve benim bu yaşantımı geçirdiğim arkadaşlar ne vardır? Başka insanlar var. Ve benim bu insana geçmiş olduğum İletişim durumları, iletişim çatışmaları, iletişim halleri ne yapacaktır? Benim yapımda ciddi manada etkili olacak mıdır? Evet, etkili olacaktır arkadaşlar. Literatüre Freud'dan etkilendiği için ego kavramını sokmuştur arkadaşlar. Yani kendi kuramına ego kavramı üzerine durmuştur. Ve daha çok 3 ego durumu üzerine konuşacağız ilerleyen bölümlerde. Ne konuşacağız? Yetişkin ego durumu diyeceğiz. Çocuk ego durumu diyeceğiz ve ebeveyn ego durumu diyeceğiz arkadaşlar. Ego kavramını kullandı. Diğer nokta, bireylerin iletişim becerilerinin artırılıp sağlam bir kişilik yapısının oluşturulmasını temel alır. Demek ki sorun neredeymiş? Bireyde var olan kişilik problemlerinin kökeninde doğru olmayan bir iletişim halleri, iletişim durumları söz konusudur arkadaşlar. Peki terapideki amaç ne? Danışmanlık sürecindeki amaç ne arkadaşlar? Amaç şu. Birey diyor ki, transaksiyon analizdeki Eric Berne, birey diyor doğduğunda diyor iyi bir doğayla doğar diyor. Özünde iyi bir varlıktır diyor. Ama diyor daha sonra diyor diğer bireylerle olan yaşantılarından kaynaklı olarak problemler ortaya çıkabilir diyor. Yani birey aslında doğduğunda prens ya da prenses olarak gelir. Diğer bireyler olan yaşantılarında problemler ortaya çıkar. Bizim amacımız burada bireyi mutlu bir kurbağa haline getirmektir diyor arkadaşlar. Peki transaksiyon amacı analizdeki en önemli amaç ne? Amaç şu. Birazdan sonra bahsetmiş olacağım sizlere ego durumlarına olan yetişkin ego durumuna bireyi getirmektir. Şimdi temel kavramları neler, bunları konuşalım. Evet, ilk temel kavramımız ego durumları arkadaşlar. Transaksiyon analiz 3 ego durumundan bahseder. 1. Çocuk ego durumu. 2. Ebeveyn ego durumu. 3. Yetişkin ego durumu. Çocuk ego durumu. Bireyin daha çok emir verici, şımarık yüzünü ifade eder. Kolay kolay çocuk ego durumundaki bireyler arkadaşlar kendi isteklerinin karşılanmamasına tahammül edemezler. Kendi isteklerine karşılanması gerekir. Kendi arzularının hemen yerine getirilmesi, doyurulması gerekir. Dayatmacıdırlar, istekleri yapılmalıdır. Örneğin, bakın bir aile düşünün. Aile yolda giderken bir dilenci gördü. Baba cebinden bir miktar para çıkarıp dilenciye verirken çocuk ego durumundaki birey ne yapar arkadaşlar? Şunu söyler. Der ki, babacım o parayı bana ver, ben harcamak istiyorum der. Yani önceliği kim alacaktır? Kendini alacaktır. Eric Berne burada şunu söylüyor arkadaşlar. Bir bireyin mutlaka 3 ego durumunu kullanması hali söz konusudur. Ancak bireyde baskın olan bir tanesidir diyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Çocuk ego durumuna sahip olan bireylere baktığımızda dayatmacı, şımarık, kendi istekleri, arzuları yerine getirmelidir ve kendileri her zaman ön plandadır. Hazzına göre hareket eder. Bir nevi ne var arkadaşlar burada? İde göre çalışan bir mekanizma hali söz konusudur. Gelelim ebeveyn ego durumuna. Arkadaşlar ebeveyn ego durumu ise daha çok kuralcıdır arkadaşlar. Ne yönden kuralcıdır? Çocuğun getirmiş olduğu şımarıklıkları ortadan kaldırmak ister. Hayatın belli bir düzen ve ritmine göre gitmesini ister arkadaşlar. Sosyal yapı önemlidir. Bireyin sosyal yapı ile kurduğu etkileşim, iletişim hali ön plandadır arkadaşlar. Akıl ve mantığa göre hareket etme dediğimiz durum burada
daha fazladır. Akıl ve mantık ikinci plandadır. Birey tamamen dış çevreye göre kendini şekillendirir. Örneğin, çocuğuna daha çok emir veren annelerde, babalarda ebeveyn ego durumu görülür. Örneğin, çocuk evindeki odasını dağıtmıştır. Ne diyecek anne baba? Yani ebeveyn ego durumu. Oğlum, kızım, evini bucağını dağıtma, ocağını dağıtma, odanı dağıtma, düzenle diyecektir. Emir verecektir. Peki, az önce bahsettiğim gibi, yolda bir dilenci gördüğünüzde ebeveyn ego durumuna sahip olan bir birey ne yapacaktır arkadaşlar? Sosyal yapıya önem verdiği için, akıl ve mantığı kullanmadığı için ne yapacaktır? Cebindeki paranın tamamını çıkartıp dilenciye verecektir arkadaşlar. Şimdi gelelim yetişkin ego durumuna. Yetişkin ego durumu ise ne var burada? Akıl ve mantığın devreye girdiği, bir nevi Freud'daki ego yapısının devreye girdiği bir boyutu vardır. Kişi aklıyla, mantığıyla, sağduyuyla hareket eder. Az önceki verdiğim örneği söylüyorum. Yolda gidiyorsunuz, dilenci gördünüz. Çocuk ego durumdaki birey dilenciye parayı verdirmez, kendisi alıp kullanmak ister. Yetişkin, özür diliyorum, ebeveyn ego durumdaki birey sosyallikten kasıt, sosyal davranışçı olmasından kasıt cebindeki parayı çıkartıp verir. Ama yetişkin ego durumdaki birey ise daha çok aklıyla ve mantığıyla hareket ettiği için ne yapacaktır arkadaşlar? Cebindeki paranın bir kısmını verir, bir kısmını da tedbir amaçlı kendisi kullanır. Ego durumuna genelde biz ne yapıyoruz? Bu şekilde ifade ediyoruz. Diyor ki Erik Berne, bireyde mutlaka bu üç ego durumu görülebilir. Ağır basan bir tanesidir. Ama transaksiyonel analiz sürecinde mutlaka bireyde yetişkin ego durumunun geliştirmesi gerekir. Geçelim diğer kavramımıza, transaksiyon. İki kişi arasındaki ilişki başladığında ortaya çıkan etkileşim halidir. Arkadaşlar Erik Berne transaksiyonu 3 farklı biçimde ifade etmiştir. 1. Tamamlayıcı transaksiyon. Ego durumlarının birbirini tamamladığı, birbiriyle örtüştüğü transaksiyondur. Örneğin, zamanla gençleri çok tembel diyen bir bireye, evet haklısın, hiçbir doyum sağlamıyoruz diyen bir bireyin ifadesi birbiriyle örtüşür. Zamanla gençleri tembel. Burada ne var arkadaşlar? Ebeveyn ego durumu var. Evet, doğru, haklısın, çok doyumsuzlar demesinde de ebeveyn ego durumu var. Birbirine ne yaptı? Örtüştü mü? Örtüştü arkadaşlar. Birbirine tamladılar mı? Tamladılar. Biz buna tamamlayıcı transaksiyonel diyoruz. Ya da saatin 3'ünde toplantı olur mu diyen bir işçiye, diğer işçinin evet haklısın, bu saatte toplantı olmaz diyen bir işçinin cevap vermesi tamamlayıcı transaksiyondur. Niye? Bakın arkadaşlar, burada bir ne var? Bir başkaldırı var. Bir çocuk ego durumu var. Diğer kişi ne yapıyor? Aynı şekilde çocuk ego durumuyla karşıdaki insanın söylediğini ne yapıyor? Tamamlıyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ego durumlarının birbiriyle örtüştüğü transaksiyona biz ne diyoruz? Tamamlayıcı transaksiyon diyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci transaksiyon. Çapraz transaksiyon. Nedir çapraz transaksiyon? Kaynak kişideki ego durumuyla diğer kişideki, hedef kişideki ego durumunun birbiriyle örtüşmemesidir. Örneğin, ben bir anneyim evde. Diyorum ki, oğlum, kızım, odan dağınık, eşyalarını topla, dolabına koy diye emir veriyorum. Yani ebeveyn ego durumuyla ne yapıyorum arkadaşlar? İfade ediyorum. Çocuk ego durumundaki bireyin ise, orası benim özel bir odam, senin buna karışmana gerek yok derse eğer, bir başkaldırı olacaktır. Ne yapacaktı? Çocuk ego durumuna karşılık verecektir. Yetişkin ego durumuna başladık, çocuk ego durumuna karşılık verdi. Burada bir çapraz transaksiyon var mı? Evet, var. Problem mi? Problem. Yani kişiler arasında sıkıntı çıkaracak mı? Sıkıntı çıkaracak. İşte ne yapması gerekir?
iletişim becerileri kazandırılarak bu durumun ortadan kaldırılması gerekir. Diğer bir transaksiyon ise arkadaşlar nedir? Gizli transaksiyon. Yani kapalı transaksiyon. Burada ne var? Burada ise hedef pozisyondaki, özür diliyorum, kaynak pozisyondaki ego durumu, hedef pozisyondaki ego durumuna düşüncelerini ifade eder. Hedef pozisyondaki kişi onaylar, ancak zihinsel süreçlerin altında, bilinç altında ona karşı bir farklı duygu beslemesi vardır. Bakın genelde bunu eriçikler çok yaparlar. Örneğin eve sürekli olarak geç gelen kocasına, kadının hayatım sürekli eve geç kalıyorsun, artık bende çok büyük stres yaratıyor dediğinde, kocasının yani hedefteki kişinin haklısın hayatım demesi görünürde tamamlayıcı transaksiyondur. Ancak hedefteki kişi olan bireyin, erkeğin, kocanın kadına yönelik olarak sürekli kafamı şişiriyor, bıktım bunun ifadelerinden demesi kendi zihinsel süreçlerinde ise gizli bir durum ortadadır. Ve burada ne vardır? İletişim problemi vardır arkadaşlar. Sürekli kafamı şişiriyor, sürekli benimle uğraşıyor demesi gizli bir transaksiyon durumunun olduğunu gösterir. Evet, tekrar söylüyorum. Önemli olan burada nedir arkadaşlar? İletişim problemlerini çözmektir. Diğer bir kavram, yaşam pozisyonları. Arkadaşlar Erik Berne 4 tip yaşam pozisyonundan bahseder. Ancak temel kavramı ok kavramıdır. Yani kişinin iyilik halidir. Ben okum. Kişinin iyilik halinde olduğunu gösteren bir durumdur. 4 tip ne var arkadaşlar? Yaşam pozisyonu var. İlk pozisyonumuz. Ben okeyim, ben iyiyim, sen de iyisin. Arkadaşlar bu pozisyonun iletişim halindeki olan bireylerde yaratıcılık ön plandadır. Kişiler kendine güvenirler. Şefkatli, onaylayıcı, objektif bir ve yapıcı bir iletişim hali söz konusudur arkadaşlar. İkinci yaşam pozisyonu, sen okeysin, ben ok değilim. Karşıda kişi olumlu, ben iyi değilim. Ne var burada? Kişi ne yapar? Kendini geri çeker. Ben kendimi geri çekerim. Pasif olurum, çaresiz olurum. Ve karşıdaki kişi ne yapacaktır? Bana emir vermeye başlayacaktır. Üçüncü ego durumu. Ben okeyim, sen okey değilsin. Burada ise ben dışa yönelik öğüt veririm. Sürekli olarak karşıdaki kişiyi eleştirme pozisyonuna alırım. Baskıcıyım, ezerim ve mutsuzluk yaratırım karşıdaki kişide. Aldatma davranışı gösterebilirim. Eşler arası problemlerde görülebilir bu durum. Ya da özellikle patronlar kendi işçilerine bunu çok yaparlar. Hatırlar mısınız? Köpek balığı diye bir teknik vardır. İletişim becerilerinde. Daha doğrusu çatışma çözme becerilerinde. Aslında oradaki köpek balığının aynısı. Kişi kendi çıkarını önemsiyor. Dış yapıdaki diğer kişilerle ilgili olan herhangi bir çıkarı fazla önemli olmuyor arkadaşlar. Ve son olarak ben okey değilim, sen okey değilsin. Ben iyi değilim, sen iyi değilsin. Burada ne olacaktır? Sorumsuz bir iletişim, isyankar ve beğenilmeme odaklı bir iletişim, kişilerin kendine bakımı yoktur, aşırı yeme, alkol alma gibi durumlar ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşlar. İşte bizdeki yaşam pozisyonlarımız 4 farklı saç ayağında gelişiyor. Şimdi gelelim kullanılan tekniklere. Arkadaşlar ilk tekniğimiz yapısal analiz. Yapısal analiz tekniğinde danışman danışanla ilgili ne yapar? Kişilik çözümlemesine gider. Bakın burada ne var yine? Bir psikanalitik ekol odaklı bir durum söz konusu. Kişilik çözümlemesi. Danışanın benlik durumlarını kullanmasını sağlar. İkinci teknik, transaksiyonel analiz. Bir nevi bireylerin birbirlerine karşı yaptıkları ve söylediklerinin çözümlemesi vardır. Aslında bu ne var arkadaşlar? Bireylerin birbirleriyle hangi ego durumlarını kuracağı, birbirleriyle nasıl iletişim haline geçecekleri anlatılmaya çalışılır, aktarılmaya çalışılır. Diğer bir teknik, oyun analizi. İnsanlar arası ilişkilerde ödül mekanizması üzerine durulur. Yani eğer ki bir olumlu bir etkileşim, iletişim hali söz konusuysa ne yapılır? İnsanlar birbirini pekiştirir. Son olarak da
yazgı analizi. Danışman sözlü ya da sözsüz davranışlarını danışanın gözler ve buna dayalı olarak da danışanın farkında olmadığı hayat planlarını güçlendirmeye çalışır. Yani bir nevi danışanına olumlu hayatına katkı sunacak, katkı sağlayacak ne yapar arkadaşlar? Bir yazgı yazar. O zaman baştan baktığımızda 4 temel teknikten konuşmuş oluyoruz arkadaşlar. Kısaca tekrar ediyorum. Transaksiyonel analiz bir iletişim beceri geliştirmeye çalışan bir yöntemdir. Bireyler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkardığı bir durumdur arkadaşlar. Evet, ego kavramı üzerinde duracaktır. Önemli nokta şudur. Bireydeki ego durumlarını güçlendirmek, asıl önemli olan nokta ise bireyin arkadaşlar yetişkin ego durumuna, yani akıl ve mantığın devrede olduğu ego durumuna gelmesini sağlamaktır. 3 tip ego durumundan bahseder. Bunun dışında insan doğası iyidir. 3 tip ego durumundan bahseder. 1. Çocuk ego durumu. Dayatmacı, isteklerini ifade eden, kendi isteklerinin çözülmesini isteyen bir ego halidir. Ebeveyn ego durumu. Kuralın olduğu, yapılması gerekenlerin olduğu, bireye emir veren bir ego hali vardır. Yetişkin ego durumunda ise tabii ki akıl ve mantık dediğimiz durum devreye girer. Yaşam pozisyonlarından bahsettik. Ben okeyim. Önemli olan kişide ben okeyliği sağlamaktır. Bunun dışında transaksiyon tavrımı 3'e ayrılacaktır. 1. Tamamcı transaksiyon. Kaynak kişideki ego durumuyla hedef kişideki ego durumunun örtüşmesidir. Çapraz transaksiyon. Kaynak kişideki ego durumuyla hedef kişideki ego durumunun örtüşmesi durumudur. Ben bunu sana söylüyorum. Sen farklı yapıyorsun. Gizli transaksiyon ise arkadaşlar, ego durumları aslında görünür örtüşür. Ancak ne vardır? Gizli bir mesaj vardır. Aklınıza direkt ne gelecek arkadaşlar? Evli çiftlerin yaşadıkları kavga durumları aklınıza gelebilir. Arkadaşlar, transaksiyon analizi bu şekilde ifade ettik. Diğer videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.